Efendim hemen merhabalar diyelim. Sevgili Prens'le başlamak istiyorum. Çok efsane bir dizi oldu aslında. Herkesin konuştuğu, herkesin dilden dile söyleyip daha sonra da sosyal medyada replikleri yayınlamaya bir dizi oldu. Neler söyleyeceksiniz? Bu kadarını bekliyormuşsunuz. Yok. Yani bu kadar ya sevileceğini düşünüyorduk biz tabii ki ama bu kadarını gerçekten beklemiyorduk. Yani repliklerin replik editlendiği bir versiyona geçeceğini ben hiç hayal etmemiştim. Ne mutlu bir şey ürettiğiniz zaman bu kadar insana ulaştığınız, bu kadar içselleştirmeleri, kendi aralarındaki bir WhatsApp grupların isimlerine kadar bunun repliklerinin olduğu çok güzel bir şey. O yüzden yani bir şeye layık olmak diye bir şey varsa şimdi artık biz bunu yaşıyoruz. Aslında baktığımız zaman Prens'in anlamını da değiştirebiliriz bir yandan. Evet, yani garip şekilde geçenlerde Google'a yazdığımda böyle Machiavelli ile yan yana geldim. Aynen, buralara kadar geldi bu iş, ne güzel. Efendim hemen yeni de baba oldunuz, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağlıklı saatle büyümeyin, Prens'in Allah teyze ben. Nasılmış o duygu? Yaşayan bilir dostlar. Evet. Yaşayan bilir. Ya, 3 gün hastanedeyken çok rahattı her şey. Çünkü böyle bir düğmeye basıyorduk. Demek hemşiresi geliyordu. Alıyordu. Götürüyordu. Eve gelince düğme arandık. Yok. Ve hakikaten ciddi ağlıyormuş. Yani şu kadarcık bebeklerin nasıl kadar ses çıkardığına canlı şahit olduk. Yavaş yavaş düzeni oturtuyoruz artık. Bugün 4. gün. Uykusuz geceler başladı mı efendim? Başladı. Ya uykusuz olsun yani. Uykusuz geçse okeyim ben. Uyu uyan o daha zor zaten. Ama Cansu da ben de artık adapte olduk yani. Tık diye böyle hemen kalkıyoruz. Artık ikinci... Çocuk mu? Evet. Ya bir dur Allah'ın bir düşündüm öyle yarım saniye. Bununla bir boş edelim ama istiyorum Cansu vallahi inşallah. Peki ya bu babalık heyecanı, bu babalık hissiyatı nasılmış aslında biraz sizden onları da öğrenelim. Ya insan aslında bebek olana kadar kendini zorluyor yani ben babayım o duygu gelecek bana falan hiçbir şey geldiği yok söylemiyorsun da. Kesinlikle. Ama ne zaman gel lan buraya diye benimle bir şey tutuşturuyorlar ya onu. Ha diyorsun tamam artık bu. Yani bütün sorumluluk sende çok acayip bir şeymiş. Hayatınızın değiştiğini hissediyor musunuz? Yani mutlaka değişmiştir ama hayatta da yavaş yavaş değişimler başladı mı? Bende evet pozitif anlamda yani bugün bir iş görüşüyorduk birileriyle mesela. Böyle dur ne yapıyor acaba şimdi? Ya ne yapabilir? İki tane idman uyuyacak, karnı doyuracak yani. Ama hep onu düşünüyorsun. Cansu'yu arıyorum ya uyuyor çocuk bir şey yok diyor. Fotoğraf istiyorum falan. Ya belli ki her şeyin merkezine yavaş yavaş bu konu gelip oturacak yani. Bugün de rock gecesi aslında. Ama rock gecesinden önce çocuk aslında bereketiyle gelir. Derler ki keza işlerimizde de öyle oldu diyebilir miyiz? Evet evet tabii yani herhalde şey sorumluluğu oluyor. Onun yaşamını devam ettirebilmek adına böyle bir istemsizce çalışma hırsı geliyor insana. O da işleri biraz arka arkaya yapmamızı sağladı. Ya, gücü ondan alıyoruz gibi bir şey artık. Bugün de herkese Teoman'da sahnede olacak neler söyleyeceksiniz bu gece için? Siyahları da giyip misiniz efendim? Çok heyecanlıyım. En son 15 sene önce Zeytinli Rock Festivali'nde dinlemiştim Teoman'ı. Bakayım nasıl değişen bir şey var mı bakacağız mı? Çok heyecanlıyım. O zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim yeni sezon rock sezonu demişler. Konsepte uydurun yani biz de herhalde. Bu akşam rock and roll. Evet. Bu akşam biraz rock and roll. Sert bir gece olacak. Sert bir gece olacak. Efendim yeni sezonda bizi neler bekliyor? İçinde yer aldığınız proje. Ya bana burada biraz spoiler verdirme sen. Çok küçük. Minnak. Kolum yok. Ama spoiler sayılmaz. Spoiler sayılmaz. Ama yani şöyle söyleyeyim. İnsanların hiç ummadığı şeyler olacak öyle söyleyeyim yani. Efendim bu sezon bir de ciddi bir rekabet olacak. Yepyeni yapımlar girdi. Çok kızıştı rekabet. Bu rekabetin arasında nasıl ilerleyeceksiniz? Vallahi ben geçen sezon Kızıl Goncalar olarak tam böyle bir karşılığımızı bulduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden bu sezon bence çok daha insana ulaşacak ve çok daha iyi reytingler ve çok daha insana ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir rekor beklentisi var mı? Var yani benim beklenti biraz... İşte alçak gönüllü değiliz daha bu konuda o zaman eminiz yani. Değilim çünkü anne, teyzemler, herkes pazartesi akşamımızı geri verin, pazartesi akşamımızı geri verin yeter değil diye tamam anne artık dedim. Bakalım inşallah güzel olacak. Ben geçtiğimiz yıl dizi başladığı zaman özellikle ilk 5-6 bölümde ciddi sıkıntılar oldu. Evet, set değişti. Ondan sonra insanların kabullenmesi biraz zor oldu. Şimdi bu sezon artık taşlar yerine oturdu diyebilir miyiz? Bilmiyorum her an her şey olabilir. Evet yani şey bakarsın daha başka durumlar olur. Bakarsın daha büyük sansasyonlar olur. Bilmiyorum yani senaryolarımız maşallah Necati'nin eline emeğine sağlık çok güzel yazıyor. Biz de çok güzel yorumluyoruz. Aktör olarak da bir işi seve seve oynamak, hele bizim sektörde sete koştura koştura gitmen, golü okurken hala
25 yıldır bu işi yapan biri olarak heyecanlanabilmek çok değerli benim için. O yüzden ben ekip adına da çok mutlu hissediyorum. Yapımcı adına da, senaristim adına da, oyuncu arkadaşlarım adına çok mutluyum. Yaz aylarında yaptığımız sosyal medya açıklamaları infial yarattı. Kimi sayesinde acaba Samet'ciğim? Acaba kimi sayesinde? Meseli hiç görmüyor insanlar hep benim üzerime. Şöyle Samet'ciğe de bakalım. Hayır, kötü bir şey mi söyledik? Ben anlamadım ki. Yani dedi kendimize zaman ayırdık. Gençlerimiz birbirinin suratına bakmıyor. Sürekli telefondalar dedik. Ne güzel, değerli, kıymetli, kaliteli zaman geçirilebiliyormuş dedik. Maşallah, yani ne şeyimiz kaldı biliyorsun işte. Evet, yeni yargı mekanizmamız sosyal medyadan siz de nasibinizi aldınız. Sayende Samet'ciğim. Teşekkür ediyorum. Peki yeni sezonda ilkten soruyorum. Kalbimiz dolacak mı? Bir aşk olacak mı abi? Samet ilk seni arayacağım. Vallahi bak, bu ilişki ciddi diye Samet ilk seni arayacağım. Ben de geleceğim, çekeceğim. Çöz. İzin ver, daha yeni boşanmışız. Bırak bir birazcık yani kendimizi bir şey yapalım. Bir yeniden yapılandıralım Samet'ciğim yani. Bir izin ver, bir kendime geleyim yani. Abi aradığın kadını bir terbiye etsene. Ya merak Allah. Zaten teknoloji oraya doğru gidiyor. Neredeyse vücut ölçülerini vereceksin. Hangi dil konuşsun? Gülü olacak bunların hepsi. Avrupa'da yapay zeka ile flört diye bir şey çıkmış ha. Abi. Ciddi de yaygınlaşmış. Ya. Düşünürüz. Hayır, düşünürüz. İnsan olsun, beni linç etsin. Peki abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Teoman konserine neler söylemek istiyorsunuz? Valla ilk defa Teoman'ın hayranı olarak Teoman'ın konserine gelecek olmak beni çok şaşırttı. Neredeyse bütün şarkılarını ezbere bilirim. O yüzden çok heyecanlıyım bugün. Yeni sezonu bizim bizim dizimiz aslında şöyle. Senaryo hiçbir zaman beklediğimiz yere gitmiyor. Yine aynı şey oldu. Yine şaşkınlıkla okuduk birinci bölüm senaryosu. O yüzden çok heyecanlıyım. Biz de şok oluyoruz her seferinde. Hayırlı olsun benim o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hepinize kolay gelsin. Ama bak, kardeşim herkes siyah tercih etti. Sizi açıklayacak. Evet, yani son dakika böyle bugün seçim olmayacağı ve boş olduğum ortaya çıkınca biraz elimde yoktu. Elimde ne varsa onu giyip geldim. Ne tarz müzikler dinliyorsunuz? Evet, ben gerçek rock dinleyicisiyim aslında. Ama işte tarzımızı oluşturmakla alakalı aslında rock'a böyle çok da fazla özenmiyorsun biliyorsunuz. Daha olduğun gibi daha salaş bir şey, yani konsere falan gittiğinde çok daha bambaşka, gündelik, daha cool bir tarzın oluyor. Ama bu gece özel bir gece. Ve hani bu özel gece yakışır bir şeyler şimdi giymek istedim. Yani ama işte hem rock olup hem de bu kadar özel bir şeyleri bulmak zaman isteyen bir şey. Öyle de bir zamanım olmadı. Çok uzun vakit geçiyor musunuz hazırlanırken makyaj giyin? Yani nasıl oldu? Hiç o ben değilim. Ben dünyanın en pratik, en çabuk çıkan hazırlıktan insanıyım gerçekten. Zaten saçımı, makyajımı falan kendi yapan bir insanım. Hani öyle uzun uzun hazırlıkları sevmiyorum, tutmuyorum. Mesleki deformasyon diye. Bir şey göreceğim. Siz söyler misiniz yani ne tarz, hangi sanatçı öğretmeni siz var? Kimleri dinlemek istersiniz? Valla yani tabii bence ülkemizin en büyük temsilcilerinden biri bu anlamda. Tabii ki hem cinsim Şebnem Ferah, çok severim. Onun dışında da tabii eskilerde kalan ama hiçbir zaman kıymetinden şu kadarcık kaybetmeyen işte Barış Manço'larımız, Cenk Karaca'larımız, işte Erkin Koray'larımız. Tabii ki. Ama benim için bir numara Beatles hayranıyım. Onun dışında da çok sert gruplarım vardı işte. ACDC, çok sevdiğim rock grupları vardır. Pink Floyd gibi. Yani onlar devler zaten. Ama bu gece bilmiyorum, böyle bir şeyim yok, tarzım yok yani. Son olarak yeni sezon nasıl geçiyor? Duymuyorum seni. Yeni sezon başladı. Evet. Sizin için nasıl geçiyor? Nasıl eğlenmiyorsunuz? Yeni sezon bizim için çok heyecanlı. Biz çünkü aslında başlamış bir işe dahil olduk. Ama işte bizimle beraber böyle bir çevresi de yenilendi. Ama zaten kıymetli bir işti. Çok bambaşka bir formata büründü aslında. İnşallah seyirciler sevmiştir. İnşallah bir renk getirdiğimizi, bir yenilik getirdiğimizi düşünüyordur izleyenler de. Biz çok mutluyuz çünkü seni tabii hepimizi çok seviyoruz. Benim için zaten kanalda, medyamda ev gibi en çok yere doğduğum şirket ve kanal diyebilirim. Umutsuz Ev Kadınları gibi yani çok büyük işler yaptık oraya. O yüzden benim için zaten evde olmak gibi bir şey. Ben çok mutluyum orada olmaktan ve oyuncu arkadaşlarımın
hepsi yani çok sevdiğim insanlar görüşmesinden dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, şanslı olun.